Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Nur Sevinci Lezzetler kanalında bugün haşlama et yapacağız. Arkadaşım adaklı kurban etinden getirmişti. Şöyle kemikli etleri kasaba böldürttürdüm güzelce. İsterseniz çorba da olabilir bu etlerden, çok güzel. Kuzu eti çünkü. Ben haşlama yapacağım. Nasıl yapacağım? Havucum var, patatesim var, arpacık, soğan, sarımsak, tane karabiberim var. Eğer varsa yaprak koyabilirsiniz. Değişik aromalı yapraklardan koyabilirsiniz. Örnek defne yaprağı olabilir. Tuz ve bu kadar. Normal suya koyup bunları pişireceğiz düdüklü tencerede. Çok sağlıklı bir yemeğimiz olacak inşallah. Kuzu eti aslında tencerede de pişebilir. Fakat benim vaktim yok. Hemen düdüklü tencereye vereceğim. Havuçlarımın kabuklarını soydum. Şimdi soğanlarımı ve patateslerimi de soyup küçük küçük şöyle kare kare doğrayacağım. Hemen geliyorum. Etleri düdüklü tencereye yerleştirdim. Benim tencerem biraz küçük. Fakat bizi idare ediyor. Şöyle arpacık soğanlarımı, havuçlarımı ve tane karabiberi üzerine veriyorum. Bir kaşık kadar da tuz ilave edeceğim. İsterseniz bu haşlamayı terbiyeli de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz terbiye, un, bir yumurtanın sarısı ve limonla yapılıyor. İsteyen o şekilde de yapabilir. Şimdi ben bir de patates doğrayacağım. Bu şekilde suyunu da vereceğim ve ocağa gideceğiz. 3 tane taze patates doğradım. Tuzunu veriyorum. 1 çay kaşığı şöyle bir vereyim. Bir de çay kaşığının ucuyla verdim. Şimdi üzerine 2 su bardağı su ilave edeceğim ve ocakta kaynatacağım. Yalnız düdüklü tencerede olduğu için bir ara kontrol etmeyi düşünüyorum. Üzerinde köpük birikirse köpüklerini delikli kepçeyle alacağım. Tarifi açıklamalar bölümüne ayrıca yazıyorum malzemelerle beraber. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone değilseniz kanalıma abone olur ve bildirim sesini açar mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Bugün de tarifimizin sonuna geldik. Yaklaşık 20 dakikada düdüklü tencerede pişirdim etimi. Böyle sağlıklı bir haşlama yemeğimiz oldu. İsteyen dediğim gibi kemiklerinden sıyırıp çorba da yapabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Eğer artarsa etlerimden çorba yapmayı düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle yeni tariflerde. Şimdilik hoşça ve dostça kalın.